ben şimdi uçaktayım he. Ya içtin ilaçlarını içtin, sakinleştiriciler de içtin sen. Oh he, 26. Ya ben İstanbul'a gidecek olmasam, bugün yetişecek olmasam bilir miyim uçağı sen? Bir kere bindim şu merede de onda da malamat oldum ya. Bana bir şey olmaz deyip durma Hüseyin. Biliyorum korkum var, fobim var biliyorum. Her seferinde aynı şeyi yapıyorsun Hüseyin. Tamam. Uçak bahana kadar konuşak bari. Korkuyorum hadi. Uçak kazalarının %90'ı cep telefonlarının yaydığı sinyaller yüzünden oluyor. Ve bu kazalardan kurtulma oranı da yok denecek kadar az. Pardon evladım, bana mı dedin? Ha ben demiyorum. Felaketler ansiklopedisi diyor. Elimdeki o telefon yüzünden bu uçak daha kalkmadan düşecek ve hepimiz yok olacağız. Anlatabiliyor muyum? Aa, ölümüm sorumsuz bir yetişkin yüzünden olacak, ne acı. Hüseyin. Kapa şimdi, uçak düşmese ben sana ararım. Kapat hadi. Lan kapat lan hadi. Bak çocuğum evladım, kapattın telefonu. Uçak düşmez zar değil mi? He? Bilemeyiz. Telefon dalgaları hala havada yayılıyor. Uçağın elektronik mekanizmasını bozabilir. Manyetik alanı dağıtmak lazım. Ben dağıtacağım onu şimdi. Lan kaç. Bir canlı en bassa geçse de dağıtsa he? Sen ne diyorsun lan? Gevşek. Ayak. Ayak. Sana yolladığım hayvan videosunu izledin mi? Ya Ayak, o Komodo ejderhası nasıl diliyle zehirliyor, felç ediyor kurbanlarını. Aynı benim karı gibi. Ya geldim uçağa, geldim. Ben senin turşularını unutur muyum Ayak? Elimde koskoca bidonla geliyorum. Yok yok, kapama kapama. Bak lan, bekle. Lan. Sabi lan. Karınca yiyen lan videosu yolluyorum. Onu mutlaka izle. He. Tabii. O da senin karıya benziyor. Sinsi sinsi kemiriyor. Anladın? Beyefendi. 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 Manyetik dalgaları daha yeni dağıttım. Telefonla konuşmak yasak uçakta. Uçağı düşüreceğiniz. Ayak. Bak burada manyak dalgalar varmış. Telefonla konuşmak yasakmış gözüm. Sen konuş, ben dinliyorum. Tövbeler olsun ya Rabbil Alemin. Uçak kazalarının bir diğer sebebi ise uçuş personelinin dikkatsizliğidir. Şikici ve hava yollarında uçuş yoğun saatleri yüzünden yorulan bir personel uçağın el freninin üstüne düşmüştür ve uçak yan yan okyanusa çakılmıştır splash diye. Ne diyorsun evladım sen? Ne diyorsun? Ne konuşuyorsun ağzın? Ben demiyorum. Felaketler ansiklopedisi diyor. Felaketler ansiklopedisi. Ölümüm yorgun bir yetişkin yüzünden olacakmış. Ne acı. Hostes hanım! Hostes hanım! Kimse yok mu kız? Hostes hanım! Buyurun hanımefendi, neden bağırıyorsunuz? Hostes hanım, şu anda beyefendi sabahtan beri telefonla konuşup dur. Kız vardı ya! Hostes! Hostes hanım! Hostes! Yes! Geldik mi? Değerli yolcularımız, İstanbul Havalimanı'na inmiş bulunmaktayız. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sizi öpüyoruz, minnettarız falan. İlahi. Kız gene uyuyakaldı ya. Siz bu uçağı nasıl uçuracağınız böyle? Hostes hanım! Bana bakın hanımefendi. Personel eksikliği yüzünden bugün yapacağım 5. uçuş. Sabahtan beri 1080 kişiye hizmet verdim. 72 saattir uyumadım ve 3. kocamla da ayrılmak üzereyim. Ayrıca da uçağı ben uçurmuyorum. Pilot uçuruyor. O yüzden... Sağ ol. Abav, iç koca es gitmiş evlerden ırak.
şey söyledim. Buna mı taktınız gerçekten? Yok kızım, sen olmağa devam et. Yok. Kuyumağa devam et. Uçak kazalarının bir diğer yaygın nedeni de alkolik pilot hatalarıdır. Çikiçoka Hava Yolları'nda bir uçuşunda pilot yokuş aşağı seyir halinde boşa aldığı uçağın kontrolünü kaybedip yağmur ormanlarına kafalama girmiştir zıbaaams diye. Sen bana valisin mi vallan? He? Niye kotimser kotimser konuşup duruyorsun ya evladım? Pis yüceli kotimser erge. Ben demiyorum. Felaketler ansiklopedisi diyor. Ölümüm alkolik bir yetişkin yüzünden olacakmış. Ay ne fena. Bahar. Derya, nerede kaldı benim siparişlerim ha? Ha, soslu patlıcana gelir. Oba, kızım oturmaya mı geldik o? Değerli yolcularımız, size bir şey söyleyeyim mi? Harbi pilotum şu anda. Bak, birazdan uçuşa geçmeye fena halde motiveyim. Cinsini sevdiğimin kulesi şimdi izin verdiği için sizleri biraz bekletti. Ben özür diliyorum. Şimdi yerlerinize geçin. Çünkü engin maviliklere doğru havalanacağız. Çılgın bir yolculuk bizi bekliyor. Sizin ciğerinizi yerim ben be. Hepinizi teker teker öpeceğim. Derya, buz da getir bu. Abo! Bu biraz sarhoş. Kız, bu pilot sarhoş. Kız, bu pilot sarhoş diyorum kimse. Kız, bu pilot sarhoş, sarhoş, pilot sarhoş. Öleci yok diyorum kimse, umursamıyorum. Allah belacını kaldırsın Hüseyin, senin Allah belacını kaldırsın. Beni uçalanabilir ki senin belacını kaldırsın. Düğüne de lanet olma, düğüne de lanet olma. Genç yaşımda uçaklar da mecburiyet. Uçuyoruz be ya. Hadi gidelim karakola merkeze. Sevgili yolcularımız, İstanbul'un bu enfes manzarasından hiçbiriniz mahrum kalmayın diye sağlı sollu yükseliyorum. Bu sağ taraftaki yolcularımıza gelsin. Ha bu da sol taraftaki yolcularımıza gelsin. Bir o yana bir bu yana yatma şaşın Allah. Yetti lan. Başlarım lan böyle pilota ben. Şimdi ben senin yanına geliyorum. Uçuracağım bir o yana bir bu yana gelsin. Sen dur. Uçak kazalarının çok büyük bir bölümü öfkeli yolcular yüzünden meydana gelmekle birlikte... Senin ağzını orta yerine vururum çocuğum evlat. Bak, burada kıyamıyorum bak. Sen zevk mi alıyorsun lan bundan? Pis gibiceli kotip sen ergen. Sen beni gezmekle zevk mi alıyorsun lan? Evet. İyi bakmıyorsun. Bana bakın lan. Bana bak, güzellik desen. Bana bakın lan, ben şimdi kokpite gidiyorum. Adam akıllı, efendi gibi oturun lan yerlerinizde. Anam avradım olsun, bu uçaktan aşağı atarım sizi lan. Gıdırız lan! Tepe bir daha sattırmayın lan! Yeterse yeter gayrı. Hanımefendi, hanımefendi. Ha. İndik, indik. Geçmiş olsun. Düştü der mi uçak? Öldüm de mi lan ben? Selam okundu mu? Helvamı yediniz mi? Uçak düştü. Öldüm be! Kız öldüm be! Hep senin yüzünden lan. Sen o telefonu kapamadın, hep senin yüzünden lan. Pislik. Hanımefendi, bir sakin olur musunuz? Ben uçağa bindiğimden beri de telefonum kapalı. O zaman sen yüzünden lan! Pisli bir celik otum, seni ergen hep kotu kotu konuşturdum seni. Ablacığım sakin ol, her şey çok güzel, çok yolunda. Bak, pozitif ol, mutlu ol. Çok güzel her şey, mis gibi indik. İyi günler efendim. Pardon be.
var. Teşekkür ederim. Başlar. Alo. Hüseyin indin ya şimdi. İndin bindin vurdu vallahi. Ben de anlamadım. Yo. Ne alakası var? Sakinleştirici ilacılarıyla ben panik atağım atlattım bence. Ya kapat hadi ben düğüne yetişeceğim hadi. Hadi görüşürüz. Hadi hadi. İşte perde, işte sahne, şimdi şöhret zamanı.